Değerli hocalarım, çok kıymetli öğrenci arkadaşlar, Üniversite Uyum Söyleşileri Programı'nın bugünkü oturumunda hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle öğrenci arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bizim öğrencilik yıllarımızda bu tür etkinlikler çok yapılmazdı. Yapıldığı zaman da koşa koşa giderdik. Ancak ne yazık ki artık bu tür etkinliklere katılım konusunda öğrenci arkadaşlarımız biraz geri duruyorlar. Bu anlamda bir farkındalığa ve motivasyona sahip olup bu güzel konu etkinliğe katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bugün Kariyer ve Girişimcilik Uygulama Araştırma Merkezi'nden öğretim üyesi Beyza Yavuz hocamız program gerçekleştirecek. Birinci yıldan kariyer planlamak adlı bir program olacak. Şimdiden hocama ve sizlere teşekkür ederim. Hocamı sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar, zaten sorumluluğumuzun içeriğinden Ömer Faruk Hoca bahsetti. Birinci yıldan kariyer planlarken öncelikle bir... Birinci yıldan kariyer planlarken öncelikle bir kar zarar analiziyle başlamak faydalı olabilir. Kendinize zor sorular sorarak ilgi alanlarınız ve yeteneklerinizin farkına daha net varabilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Seçtiğim bölümde ne yapmak istiyorum? Bölümde hangi alanda uzmanlaşmak istiyorum? Kariyerimi spesifik bir alanda eğer ilerletmek istiyorsam bunlar neler olabilir? Bunlar kolay sorular gibi görünebilir ama ilerleyen süreçte sizin daha çok kafa yoracağınız sorular olacaktır. Güçlü ve zayıf yönlerim neler? Seçtiğim bölümde başarılı olmak için neler yapmam lazım? Becerilerim neler? Geliştirmem gereken yönler neler? Gibi kendinize sorular sorabilirsiniz. Bununla ilgili bir uygulama var. SWOT analizi deniyor. Bu analizde güçlü yönleriniz, zayıf yönleriniz, fırsatlar ve tehditlerle ilgili kendinizi değerlendiriyorsunuz. Güçlü yönlerinizde neler olabilir? Mesela iyi iletişim becerilerine sahip olmanız, güçlü yönünüz olarak kendinizi not edebilirsiniz. Diğer insanlarla kolayca uyum sağlama diğer bir güçlü özelliğiniz olabilir. Kendinize göre bu güçlü özelliklerinizi not ederseniz, benim bu özelliklerim var, buna uygun kariyer fırsatları ne olabilir, bölümümde nereye yönlenebilirim, kendinizi görmüş olursunuz. Zayıf yönlerim neler? Yabancı dile sahip olmamak zayıf bir yön olabilir. Geleceğimi planlama konusunda ne gibi zorluklar yaşıyorum? Fırsatlarım neler? İşte yapabileceğim üniversite döneminde stajlar neler? Ücretsiz online eğitimler, yüz yüze eğitimler neler? Neler yapabilirim? Üniversitenin bana sağladığı eğitimler neler? Bunları araştırabilirsiniz. Bazı tehditler de olabilir. Mesela yapay zekanın hızla gelişmesi bazı meslek alanlarını daraltabilir ya da bazı sizin bölümünüzde de bazı fırsatları değiştirebilir, dönüştürebilir. Ve kamu istihdamındaki azalma da tehdit olarak karşınıza çıkabilir. Bunları eğer bir tablo halinde böyle kendinize uygun olarak yazarsanız güçlü yönleriniz ve fırsatların sizi nasıl yönlendireceğiniz, zayıf yönlerinizi nasıl geliştirebileceğinize, olası tehditler neler, bunlarla nasıl başa çıkabilirsiniz, bunları somut bir şekilde görmüş olursunuz. İş hayatında yumuşak beceriler denilen beceriler var. Bunlar ne iş yaparsanız yapın sizin kariyer yolculuğunuzda yanınızda pozitif bir özellik olarak karşınıza çıkar. İletişim becerileri, problem çözme becerileri, takım çalışması yapma becerileri bu kategorilere giriyor. İletişim becerileri biliyorsunuz ki her alanda sizin iyi bir iletişim kurmanız iş hayatında başarılı olmanızı fayda sağlar. Grup projelerinde liderlik yapmak, çeşitli sunumlar yapmak üniversite sırasında sizin iletişim becerilerinizi arttıracaktır. Problem çözme becerileriniz de bu yumuşak becerilerinizin arasında. Projelerde karşılaştığınız çeşitli veya projelere katılırsanız üniversite boyunca bu katıldığınız projelerdeki sorunları çözerek daha yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Bu yaratıcı çözümler ilerleyen projelerde zorluklar yaşadığınızda problem çözme becerinizi geliştireceği için size katkı sağlar. Zaman yönetiminizi arttırmak da yumuşak becerilerden biri. Projeleri zamanda teslim etmek için çabalamanız, ödevlerinizi zamanda teslim etmek için çabalamanız ya da katıldığınız topluluklarda bir etkinliği, projeyi zamanında teslim etmeye çalışmanız sizin zaman yönetiminizi de geliştirecektir. Ve kulüp topluluk yönetiminde görev almak liderlik becerilerinizi geliştirebilir. Bizim de merkezimizin bir topluluğu var, kariyer ve girişimcilik topluluğu. Eğer kariyer ve girişimcilikle ilgili etkinliklerde siz de uygulayıcı olarak rol almak istiyorsanız, planlamada rol almak istiyorsanız merkezimize gelip topluluğumuza da katılabilirsiniz. Empati becerileri de takım arkadaşlarınızla çalışarak karşıdakinin duygularını anlama ve onlara uygun tepkiler verebilmeniz de size yardımcı olacaktır. Değişen şartlara hızlıca uyum sağlama becerilerinizi arttırmanız da yine farklı projelerde ve topluluklarda görev alarak size fayda sağlar. Stajları araştırmak sizin iş deneyiminizi arttıracaktır. Bu stajları nasıl araştırabilirsiniz? Bizim web sayfamız var kadim.asu.edu.tr.
Oraya giriyorsunuz, kariyer kapısına tıklıyorsunuz web sitemizdeki. Ulusal staj programı var sağda gördüğünüz gibi. Ona da tıkladıktan sonra sizi kariyer kapısına yönlendiriyor ve ulusal staj programlarını görmüş oluyorsunuz. Buna başvurabiliyorsunuz. Aralık ayı gibi başvurular başlayacak. Sağlık yönetimine de uygun yaz stajları. Buradan başvuru yapabilirsiniz. Aynı zamanda kariyer kapısındaki yarı zamanlı iş ilanlarını ve tam zamanlı iş ilanlarını da görebilirsiniz. Alanınızdaki akademisyenlerle iletişim halinde olmak, onlarla ders dışında bazı etkinliklerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak da sizin potansiyel rol modellere ulaşmak için faydalı olabilir size. Onlarla iletişimde olmaktan çekinmeyin. Uluslararası değişim fırsatlarını, Erasmus fırsatlarını araştırın. Bununla ilgili üniversitemizin uluslararası ilişkiler biriminden fayda sağlayabilirsiniz. İlginizi çeken alanlarda sertifikalar edinebilirsiniz. Bu sertifikaları nereden edinebilirsiniz? Bazı örnekler vereceğim. HEMBA Halk Eğitim Merkezi'nin online bir platformu. Buradaki eğitimlere katılıp ücretsiz sertifikalar alabilirsiniz. HEMBA'ya giriyorsunuz, kursları görebiliyorsunuz. Bazı kurslar tarihli oluyor, bazıları offline kurslar oluyor. Bu tarihli kurslara katıldığınız zaman başvuru yapmanız gerekiyor ve bazen kontenjan olabiliyor. Ama offline kurslarda herhangi bir kontenjan yok, bunlara başvurabilirsiniz. Neler var mesela? İngilizce A2 seviyesi, dijital becerinizi geliştirmekle ilgili beceriler, yapay zeka ile ilgili duyuyorsanız yapay zeka ile ilgili eğitimler var. Bunlara katılabilirsiniz ve kurs sonunda sertifikanızı alabilirsiniz. COSGAP'in E-Akademisi'nde COSGAP girişimcilik başlangıç ve girişimcilik ileri girişimcilik dersleri var. Bunlardan da sertifika alabilirsiniz. Öncelikle başlangıç girişimcilik belgenizi alıyorsunuz. Daha sonra ileri girişimcilik belgenizi alıyorsunuz. Temel girişimciliği ve ileri girişimcilik belgesini almanızı tavsiye ederim. Belki bölümden mezun olduktan sonra kendi işletmenizi, küçük işletmenizi açmak isteyebilirsiniz. Bunlar sizinle ilgili sizin temel bir bilgi edinmenizi sağlar. İşte demek ki bu böyle hibeler varmış, küçük işletme için bunları toplamam gerekiyormuş, bu belgelerim olması gerekiyormuş, şöyle yeterliklerim olması gerekiyormuş, bir mali müşavirle görüşmem gerekiyormuş gibi bilgilere ulaşabilirsiniz buradaki eğitimlerle. BSK Akademi'nin bir sertifika alabileceğiniz programı var. Burada da robotik kodlama eğitimi gibi çeşitli eğitimler var. İşletme dünyasıyla ilgili eğitimler, birçok eğitim var ve tasarım yapmanızı sağlayacak eğitimler var. Bunun gibi çeşitli eğitimler var. Örneğin mesela robotik kodlama eğitiminin son başvuru tarihi yarınmış. Buna başvurabilirsiniz ve ücretsiz bir eğitim almış olursunuz. Temel iş sağlığı güvenliği eğitimi alabilirsiniz Yetenek TV'den. Aynı zamanda iş yaşamına hazırlık, bilişim teknolojileri eğitimleri, gelişim yolculuğu eğitimleri alabilirsiniz. Ve kariyer planlama dersine de yetenek kapısına ulaşabilirsiniz. 14 haftalık bir eğitimi var ve kariyer planlamada sizin kendi kendinize nasıl yardımcı olabileceğinize yönelik çeşitli dersler var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Buradan da bir sertifika alıyorsunuz yine. Kariyer hizmetlerini değerlendirebilirsiniz. Bunlar ne olabilir? Yetenek TV var yetenek kapısında. Orada alanında başarılı olmuş, sizin alanınızdan da rol modellerin videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Danışman bilgi sistemi var. Buradan randevu alıp kendi liseden mezun olduğunuz şehirde yüz yüze danışmanla görüşme yapabilirsiniz. Kariyer konusunda ona destek alabilirsiniz. Aynı zamanda yetenek kapısında, bizim yine web sitemize giriyorsunuz, yetenek kapısına tıklıyorsunuz, okula gösterilen yerde yetenek kapısına girdikten sonra iş ve meslek danışmanından randevu alabiliyorsunuz. İşkur iş ve meslek danışmanı üniversitemize özel kariyer süreçlerinizle ilgili yardımcı olmak için burada mevcut ve oradan online ya da yüz yüze randevu alabiliyorsunuz. Randevu aldığınız zaman iş kur hizmetleriyle ilgili oradan bilgi alabilirsiniz. Kariyer fırsatlarıyla ilgili ondan bilgi alabilirsiniz. Kendi kariyer süreçlerinizde ne gibi katkılarınız olabileceği hakkında ondan bilgi alabilirsiniz. Buradan randevu alabiliyorsunuz. Randevu alabilmek için öncelikle e-işkur'dan randevu kayıt oluşturmanız gerekiyor. İşkur'a üye olmanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 5 dakikalık bir süre alıyor. Buradan da işkur'a üye olarak randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Son olarak da kariyer ve girişimcilik uygulama ve araştırma merkezinde randevu sistemi var. Bizden randevu alabiliyorsunuz. Web sitemize giriyorsunuz. Randevu sistemine tıkladıktan sonra randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Sistem zaten sizi güzelce yönlendiriyor. Merkezimiz Avsu Rektörlük Binası 1. kat 145 numaralı odada. Oraya da geliyorsunuz randevunuzu aldıktan sonra ve sizinle ilgili kariyer planlamanıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Instagram adresimiz var, afsu.kagim. Bu karekoddan direkt takip edebilirsiniz. Ulusal staj programından bahsetmiştim. Başvuruların ne zaman başlayacağı, ne zaman biteceği, nasıl başvuru yapabileceğinizle ilgili orada içerikler paylaşıyoruz. Bu karekodu direkt şimdi taratarak bizi takip edebilirsiniz. Çünkü sağlık yönetiminden de birçok arkadaşınız bu ulusal staj programından yararlandı. Üst dönemlerden ilerleyen süreçte de duyabilirsiniz. afsu.kagim'i takip edin.
Yabancı dil becerilerini geliştirmek birinci sınıftan kariyer planlamada önemli. Bunun için ücretsiz online eğitimler, E-Devlet sertifika programları, yapay zeka kullanımını kullanabilirsiniz. E-Devlet sertifikalı programlarında neler var? Milli Eğitim Bakanlığı hazırladığı dialect.ebago.tr var. Burada İngilizce eğitimler var. Hem yetişkinler için hem çocuklar için. Buna tıklıyorsunuz, E-Devlet üzerinden sizi bu siteye yönlendiriyor. Burada işte kategoriler var, kelime becerilerinizi, dil bilgisi becerilerinizi, okuma becerilerinizi, konuşma, yazma ve konuşma becerilerinizi hepsini geliştirebileceğiniz etkinlikler ve eğitimler var. Bunlara ulaşabilirsiniz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra da size bir sertifika veriyor. A1 seviye, işte A2 seviye İngilizceye sahip olduğunuzla ilgili bir sertifika da elde etmiş oluyorsunuz. İngilizce biliyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz, öğrenmeye çalışıyor olabilirsiniz ama bununla ilgili bir sertifika almak, kendinizi değerlendirmek, bir puana sahip olmak önemli. Bunun için ben bu diyalekti öneririm size. Ücretsiz bir sertifika almış oluyorsunuz aynı zamanda. Yapay zekayı nasıl kullanırsınız? Bugünlerde gündemde olan ChatGPT var mesela, da başka uygulamaları da kullanabilirsiniz. ChatGPT'nin konuşma uygulamasına, mobil uygulamasını indirerek ulaşabiliyorsunuz örneğin. Buna tıklıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben İngilizce A2 seviyesine sahibim, sana bazı cümleler kuracağım, bunları benim için düzeltir misin? O da sizin için bunları düzeltiyor. İşte şurada şöyle bir hata yaptın, bu cümleyi böyle kurman gerekirdi gibi düzeltmeler yapabilir. Eğer konuşma becerinizi geliştirmek isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Yazma becerimi geliştirmek istiyorum. Yapay zekadan nasıl faydalanabilirim? Mesela burada yazılmış. Ben A2 İngilizce seviyesine sahibim. Bazı metinler ya da cümleler yazacağım. Hatalarımı düzeltmek istiyorum gibi bir şey yazılmış. Burada da where has you been all this while yazılmış. Burada has you yazılmış ve bu hatalı olduğu için ChatGPT de sizi uyarıyor. Diyor ki have you yazman gerekirdi. Doğrusu böyledir. Cümlenin geri kalanı doğru gibi size bir çeviri yapıyor. CV'nizi hazırlarken, CV'nizi İngilizce'ye çevirirken de burada ne gibi hatalarım var, ne yazsam daha doğru olurdu gibi konularda destek alabilirsiniz. Yani ChatGPT İngilizce geliştirme konusunda kullanabilirsiniz. Başka yapay zekaları kendiniz keşfedebilirsiniz, onları kullanabilirsiniz. Çünkü sizin eğitim hayatınız boyunca bu yapay zeka gelişecektir, başka uygulamalar çıkacaktır. Onlardan da destek alarak sürecinizi ilerletebilirsiniz. Gönüllü çalışmalara katılabilirsiniz, topluluk hizmeti gibi gönüllü işler, sorumluluk bilincinizi geliştirir ve yeni insanlarla tanışmanızda da, iletişim ağınızın gelişmesine de katkı sağlar. Belki iş hayatınızda burada edindiğiniz tecrübeler size katkı sağlayabilir. Kariyer hedeflerinizi belirleyebilirsiniz. Uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler koyabilirsiniz kendinize. Ve bunlar için çeşitli adımlar atabilirsiniz. Kariyer hedefinizi belirlemekte ne gibi faktörler karşınıza çıkıyor? Şans faktörü, sosyal faktörler, sistemle ilgili bazı faktörler, bireysel etmenler sizin karşınıza çıkabilir. Bireysel etmenler ne mesela? Bu kendinize böyle bir tablo da yapabilirsiniz. Bu kendinize yapabileceğiniz kolay bir uygulama. İlgilerim, yapmaktan hoşlandıklarım neler? Böyle bir sütuna bunları yazabilirim örneğin. Yeteneklerim, kolayca yapabildiklerim, değerlerim, yaşamda en çok neye önem veriyorum? Beni diğerlerinden ayıran kişilik özelliklerim neler? Bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Kendiniz zaten bunları içsel bir şekilde biliyorsunuz ama karşınıza bunları yazmak, aslında evet böyle de güzel bir özelliğim vardı, bunu nasıl kullanabilirim meslek hayatımda? Somut bir şekilde görmenizi sağlar. Bu ilgi, yetenek, değer ve kişilik özellikleriyle uyumlu olan kariyer alanları neler olabilir? Bunu kendi kendinize düşünüp not edebilirsiniz. Sistemle ilgili eğitmenler var demiştim. Mesela işe giriş sınavları, işe giriş sınavlarının içeriğiyle ilgili ne kadar bilgiye sahibim? Mesela KPSS ile ilgili ne kadar bilgiye sahibim? Az, orta, yeterli seviyede kendinizi işaretleyebilirsiniz. Bunlar için iş gücü piyasasına gerekli almam gereken eğitimler hakkında ne kadar bilgim var? Çalışma hayatıyla ilgili yasalar neler, bilgi edinme yolları neler, bunlarla ilgili neler biliyorum, hakkında bildiklerinizi de not edebilirsiniz. Yeni bilgiye ne kadar ihtiyacım var? İşte az, orta, yeterli derecede bunlara ihtiyacım var. Benim kariyer planlamamda yeni eğitimleri almam gerekiyor. Bunun için yeterli seviyede bilgiye ihtiyaç duyuyorum. Bunları nasıl öğrenebilirim? Bunları araştırabilirsiniz. Bunları not edebilirsiniz. Sosyal etmenlerde de model aldığınız kişiler, hangi yönlerini model aldığınız, bu kişilerin çalışma alanları neler? Bu kişilerin toplumda kabul yüzdeleri neler? Bu kişilerin kariyerle ilgili mesajları neler? İşte kendinize rol model aldığınız hocalarınız olabilir. Başka meslek hayatında başarılı kişiler olabilir. Bunların hangi yönlerini model alıyorsunuz? O işte eğer onun gibi bir kariyer planına sahip olmak istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Bunları not edebilirsiniz buraya da. Bu kişinin kariyer yolculukları sizin kariyer planlamanızı nasıl etkiledi? Nasıl etkiliyor? Neler yapmanız gerekiyor? Ne gibi faydaları oldu bunları not etmenizin? Bunları düşünebilirsiniz. Ve sistemsel etmenlerle ilgili bilginizi nasıl arttırabilirsiniz? Bunları düşünebilirsiniz. Bir de şans faktöründen bahsetmiştim. Mesela deprem, sel, pandemi gibi olaylarda sizin elinizden gelen bir şey olmayabilir ama bunlarla başa çıkma becerileriniz, nasıl başa çıktığınız, burada kontrol edebilir mi olduğunuz, kontrol edilemez mi,
kontrol edilebilirim ve kontrol edemem ama şöyle bir başa çıkma becerisi geliştirebilirim. Ona uygun bir meslek alanı seçebilirim. İşte benim umudumu canlı tutma özelliğim nasıl? Doğru zamanda doğru yerde olmak gibi bir şans faktörü var. Dil bilmek, örneğin bir Korece öğreniyorsunuz ve hiç alakasız bir şekilde Korece ile alakalı bir sektörde çalışmaya başlıyorsunuz. Yani önceden öğrendiğiniz ve mesleğinizle alakası olmadığını düşündüğünüz dil becerileri de burada bir şans faktörü olarak karşınıza çıkabilir. Şans etmeniyle neler fark ettiniz? İşte neler olduğunda ne gibi başa çıkma yolları kullanabilirsiniz? Bunları not edebilirsiniz. Ve bir limana ulaşıyorsunuz sonunda. Liman A, liman B, liman C gibi farklı kariyer alternatifleri belirlemeniz bir hayal kırıklığı yaşamamamız için sizin için önemli olur. Sahip olduklarınız neler liman A için, yani kariyer planı A için neler sahip oldunuz? Geliştirmesi gerekenler neler? Kısa vadede ne yapacaksınız, uzun vadede ne yapacaksınız? Kariyer A planı, kariyer B planı ve kariyer C planı için bu şekilde not edebilirsiniz. Engelleri aşmada yardımcı olabilecek kaynaklarınız neler? Yolunuzdaki engeller neler? Adım adım yapmam gereken neler gibi böyle kısaca da bir kendinize bunların hepsini yaptıktan sonra tablo yapabilirsiniz. Ben kariyer merkezimizin yerini tekrar hatırlatayım. Astro Rektörlük binası A blok 1. kat 145 numaralı odada. Aşağıda mail adresiniz yazıyor. Bunun fotoğrafını da çekebilirsiniz. Ve telefon numaramız da aşağıda yazıyor. Her zaman randevu alabilirsiniz, gelebilirsiniz, topluluğumuza katılabilirsiniz. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim.